Ya şimdi Tuna'nın verdiği bilgiler çok önemli. Yine konuşuruz ama Aydın Hasiç röportajı da ki TRT Spor'a özel gerçekten çok değerli bir röportaj. Şimdi Hasiç niye kiralandı diye de tartışıldı. İşte Sergen Hoca sonuçta genç oyuncuları da yükseltiyor vesaire gibi. Acaba röportajda bu konuya dair neler söyledi 18 yaşındaki futbolcu? Esat yaptı röportajı, bir görelim, üzerinde de konuşalım. Beşiktaş'tan Sezer Grup Ümraniyespor'a kiralanan genç yıldız adayı Aydın Hasiç ile birlikteyiz. Ümraniyespor'la yeni bir macera başladı. Nasıl gidiyor yeni Ümraniye serüveni? Burada olduğum için çok mutluyum. Buraya geldiğim için çok mutluyum ve hayatımda yeni bir maceraya başladığı için de çok mutluyum. Elimden gelen en iyisini yapıp sahada kendimi göstermek için bekliyorum. Transfer döneminde hiç lisansım çıkmayacak dedi mi Hasiç? No, I didn't think. Hayır, hiçbir zaman o şekilde bir düşüncem olmadı. Benim işim futbol oynamak. Ben sadece işime odaklandım. O süreç boyunca antrenmanlarımı gerçekleştirdim ve imza günü içinde, imza anı içinde bekledim. Geldiğinde de mutlu oldum açıkçası. Devam ediyorum. I can explain my feeling. Buraya gelmeden önce teknik direktör Sergen Yalçın'la ya da yönetimden herhangi bir isimle bir görüşme gerçekleştirdi. Ben birebir görüşmem olmadı Sergen Hoca ile veya başkanla, fakat benim menajerim görüştü. Kendi geleceğim için, Beşiktaş'taki geleceğim için böyle bir takıma gelip burada oynamam daha iyi olacağı kanısına varıldı. Çünkü uzun bir süredir maç oynayamıyordum, uzun süredir resmi maçta bulunmamıştım. Kendi geleceğim için buraya göndermem daha iyi olacağı sonucuna varıldı. O yüzden buradayım. Beşiktaşlı taraftarların kendisine dair umutları oldukça fazla. Hedefleri neler? İleride kendini nerede görüyor? Öncelikle şu an Ümraniyespor'dayım. Ümraniyespor'un futbolcusuyum. Burada takımın içine ilk 11'e girebilmek için elimden geleni yapacağım. Burada gereken, elime geçen bütün şansları kullanacağım. Sonrası için de dünyanın en iyi taraftarlarından biri olan Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta taraftarların önünde oynayabilmek için sabırsızlanıyorum. Kendisini nasıl bir futbolcu olarak tanımlıyor? Mevkisi, iyi yönleri, kötü yönleri nasıl anlatır bize? Çünkü taraftarlar çok merak ediyor. Normalde sağ kanat ve 10 numara olarak oynuyorum. Bazen de forvet, yani santrafor olarak oynadığım zamanlar da oldu. Ama kendimi en rahat hissettiğim pozisyon sağ kanat pozisyonudur. Kendimi anlatmayı çok sevmem. İnşallah sahaya çıktığımda görecekler. Türkiye'ye ilk geldiğinde Vodafone Park'ı gezdi ailesiyle birlikte. Neler hissetti ilk geldiğinde? İlk Vodafone Park'a adım attığımda heyecandan titriyordum. Yani inanamıyordum açıkçası burada olduğuma ve bu taraftarın, bu büyük taraftarın önünde oynayacağım gün için sabırsızlıkla bekliyordum. Takım arkadaşlarıyla diyaloğu nasıl? Beşiktaş'tan bahsediyorum. Onlarla Avrupa'da kampa da gitti. Uzun olmasa da bir süre geçirdi. Nasıl bir diyalog var arasında? Öncelikle ilk gittiğimde kendime inanamadım. Hani bu şekilde büyük futbolcularla beraber aynı takımda çalışmak, aynı takımda olmak benim için çok onur vericiydi. Burak Yılmaz, Adem Laiç, Vida gibi büyük oyuncularla beraber çalışmak beni çok mutlu etmişti açıkçası. Bulunduğum süreçte de Vida ve Adem Laiç bana oldukça yardımcı oldular. Aynı dili konuştuğumuzdan dolayı. Edinvişça vatandaşı ve Başakşehir'de iyi bir performans gösteriyor. Türkiye'de de yıllardır oynuyor. Onun performansını nasıl değerlendiriyor? Edin mükemmel bir oyuncu. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süre boyunca da Başakşehir'de oynuyor. Her geçen sene de üstüne koyarak devam ediyor. Şu an bulunduğu yeri fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Benim de ondan öğreneceğim bir sürü şey olduğunu düşünüyorum. Hem çok iyi bir abi, hem de çok iyi bir arkadaş. Evet, Esat'ın